Efendim mutlu akşamlar. Ana haber bültenimizde tüm dünyanın ve Türkiye'nin tüm önemli gündem maddelerini aktarmak üzere karşınızdayız. 9 Temmuz Salı gününün gündemiyle. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirve oturumunda konuştu. Ve Türkiye'nin bugüne kadar sadece Suriyeli mülteciler için 37 milyar doların üzerinde harcama yaptığını açıkladı. Cumhurbaşkanı destek sözü veren ama bu desteğin sadece küçük bir kısmını serbest bırakan Avrupa Birliği'ne de tepki gösterdi. Aldığımız tedbirler sayesinde Ege'de yaşanan insani trajedilerin çok büyük oranda önüne geçtik. Avrupa kıtasının tamamının güvenliğine paha biçilemez katkı sağladık. Ancak bu zorlu süreçte Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik. Avrupa Birliği'ne tepkisini bu sözlerle ortaya koydu. Türkiye'nin göçmenlere yönelik açık kapı politikasını anlattı. Avrupa Birliği ülkeleri sayıları onlarla ifade edilecek mülteci kotalarında dahi anlaşamazken Türkiye halihazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar yalnızca Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar dolar aşan harcama yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın mülteciler için verdiği destek sözünü yerine getirmemesini bir kez daha eleştirdi. Ülkemize verilen katkı taahhütleri yerine getirilmemiştir. Avrupa Birliği'nin tam 6 milyar avroluk taahhüdünden şimdiye kadar sadece 2,5 milyar avrosu serbest bırakılmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirve oturumunda konuştu. Toplantıda Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci 2020-2021 zirve dönem başkanlığına Türkiye seçildi. Erdoğan zirve kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Penderovski ve Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta ile de ikili görüşme gerçekleştirdi. Sayın seyirciler, 24 yıl önce tüm dünyanın gözü önünde Avrupa'nın tam ortasında gerçekleşen Srebrenica katliamının, soykırımının acısı hala taze. Soykırımda hayatını kaybeden 33 kişinin daha kimlik tespiti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının kurbanları anısına düzenlenen geçit törenine katıldı. Boşnak halkının acısını paylaştı. Üzerinden 24 yıl geçti. Ne acı dindi ne de gözyaşı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımında yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaştı. Onlarla sohbet etti. Avrupa'nın göbeğinde tüm dünyanın gözü önünde Sırp askerlerce katledilen binlerce Müslüman Boşnak törenlerle anılıyor. Soykırımın 24. yılında kimlikleri belirlenen 33 kişi için başkent Saraybosna'da tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile birlikte törene katıldı. Tıra konulan 33 kurbanın naaşı toprağa verilmek üzere Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı. Tırın üstüne zambaklar bırakıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Bütün cenazeler bizim için çok zor. Bu kamyona bir bakın. 33 cenaze var. Birinin kafası, diğerinin kolu, bir diğerinin bacağı, hiçbiri tam değil. Bu durum kötülükten de öte, soykırımın da üstünde bir durum. Ben her şeyin tanığıyım. Şu anda o duyguları tekrar yaşıyorum. Her yıl aynıyız. Yaralarımız kapanmadı. Ailemden çok kişi defnettim. 1995 yılında 8372 Boşnak sivil depolarda, fabrikalarda ve ormanlık alanlarda katledildi.
Sırp askerlerin toplu mezara gömdüğü Boşnakların kemiklerini karıştırıp sürekli yer değiştirdikleri biliniyor. Kamuda yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapıldı. Hükümet kamu işçileri için ne kadar zam önerdi? Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim seferberliğinin öncüsü Maarif Okulları Bosna Hersek'te de faaliyette. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Maarif Okulu'nu ziyaret etti ve miniklerle buluştu. Öğrencilerle bir araya geldi. Birlikte aynı sıralara oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Minikler resim yaptı, şarkılar söyledi. Okulda Türkçe öğrenen minikler selamı da Türkçe verdi. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Emine Erdoğan okul hakkında bilgi aldı. Okul bünyesinde açılan el sanatları standlarını gezdi. Boşnak kadınlar da Erdoğan'a şarkılar söyledi. Emine Erdoğan'ın bir sonraki durağı Yunus Emre Kültür Merkezi'ydi. 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Boşnak öğrenciler de neyle müzik ziyafeti verdi. Bazen bir doktor, bazen de bir hemşire ya da bilgisayar başındaki bir birim mühendisi bile el altından bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Sayın seyirciler, dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru var. Avrupa'da her yıl kaybolan 250 bin çocuğun organ mafyasının kurbanı olduğundan endişe ediliyor. İşte bu utanç tablosunda ilk sırada İsrail yer alıyor. Türkiye ise ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti nedeniyle organ mafyasının hedefindeki ülkelerden biri. İşte emniyetten alınan veriler çerçevesinde kaçak organ piyasasının işleyişi. İnsanlık dışı bir pazar. Kaçak organ piyasası. Utanç dolu bir vahşetin örneği olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca insanın öldüğü, yüzlerce insanın sakat kaldığı bu pazarda çarklar artık sosyal medya üzerinden dönüyor. Avrupa'da her yıl kaybolan 250 bin çocuğun organ mafyasının kurbanı olduğundan korkuluyor. Emniyet verilerine göre Türkiye'de bu organ ticaretini yapanların büyük bir bölümü yabancı uyruklu. Yoksul insanlardan mafya aracılığıyla temin edilen sağlıklı organlar, Türkiye'de yapılan ameliyatlarla sağlanıyor. Bu insanlar ellerine tutuşturulan biraz para ve yarım kalmış bir bedenle ülkelerine geri dönüyor. Onların ülkeye girişini sağlayansa sözde sağlık turizmi yapan şirketler. Organ ticaretinde Türkiye'nin tercih edilmesinin farklı nedenleri var. Türkiye, zengin ve fakir ülkeler arasındaki transit bir ülke konumunda. Bu cazip nedenlerden biri. Bir diğeri ise Türkiye'de sağlık hizmetlerinin diğer ülkelere göre daha ucuz olması. Kaliteli hastane ve iyi doktorlar da başka bir neden. Peki bu mafya nasıl işliyor? Zengin ve organa ihtiyaç duyan kişiler organ mafyasına ulaşıyor. Onlar da sosyal medya üzerinden vericileri buluyor, pazarlık başlıyor. Anlaşma sağlandıktan sonra sahte kimlikler basılıyor. Verici olan taraf, alıcı olan kişinin uyruğuyla kimlik kartı çıkartıyor. Hedefteki ülkeye geçildikten sonra alıcı ve verici kişiler bir ay aynı evde yaşıyor, birbirlerini tanıyor. Amaç organ nakli için mülakata girildiğinde dikkat çekmemek. Aynı zamanda hastane ve diğer kurumlar için istenen evrakların da sahtesi hazırlanıyor. Çünkü mevcut yasaya göre 4. dereceye kadar akrabalardan nakil yapılabiliyor. Akraba dışı nakiller de mümkün. Ancak İl Sağlık Müdürlüğü Etik Kurulu'nun onayı gerekiyor. Daha az evrak talep eden hastaneler tercih ediliyor ve bu da genellikle özel hastanelerde oluyor. Tabii burada altının çizilmesi gereken bir nokta daha var. O da hastane yönetiminin çoğu zaman bu durumdan haberdar olmaması. Bazen bir doktor, bazen de bir hemşire ya da bilgisayar başındaki bir veri mühendisi bile el altından bu işlemi gerçekleştirebiliyor.
Bu işlemler kaçak yollardan olduğu için ameliyat da sağlıksız koşullarda yapılıyor. İstanbul Emniyeti'nin verilerine göre en çok organ nakli talep eden İsrailliler. Kendi ülkelerindeki prosedürden dolayı farklı ülkelerdeki insanlardan nakil alamıyorlar. Bu nedenle bunu el altından yapmayı tercih ediyorlar. Peki Türkiye'deki Suriyeliler organ ticaretinin neresinde? Onlar daha çok tercüman olarak bu işin içinde yer alıyor. Organ mafyasına en çok operasyonun yapıldığı il ise İstanbul. Özellikle son zamanlarda yaptıkları başarılı operasyonlarla kaçakçılık şube ekipleri İstanbul'da organ ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Bu insanlık dışı pazar tüm ülkelerin problemi. Deprem ve savaş bölgelerinde kimsesiz göçmen ve sokak çocukları kaçırılarak organları alınıp satılıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre de dünyada 40 milyondan fazla insan ticareti mağduru var. Sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sayın seyirciler düzensiz göçmenlere geçit vermiyor. Hem karada hem denizde. İzmir ve Balıkesir'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 64'ü çocuk, 151 göçmen yakalandı. Sahil güvenlik denizde jandarma karada yasa dışı geçişleri önlemek için aralıksız çalışıyor. İzmir'in Dikili ilçesinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekibi lastik botla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup göçmeni belirledi. Helikopterle yapılan tespitin ardından bölgeye sahil güvenlik teknesi sevk edildi. Bottaki 50 kişi tekneye alındı. Suriye, Filistin, Yemen ve Somali uyruklu göçmenlerden 20'si çocuktu. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de jandarma iki şüpheli aracı durdurarak arama yaptı. O araçların kapalı kasalarından 24'ü çocuk 70 göçmen çıkarıldı. Ayvalık Tuzla mevkiinde de 20'si çocuk 31 göçmen botla denize açılmak üzereyken yakalandı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Suriye, Filistin, Somali, Kongo ve Tanzanya uyruklu göçmenler sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi. Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kaldı. Besiciler hazırlıklarını hızlandırdı. Kurbanlıklar bu yıl kaç liradan satılacak? Alıcılar nelere dikkat etmeli? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirenlere tepki gösterdi. Bu sistemle devlet hayatında fiili, hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir, dedi. Bahçeli, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliği içinse görevini yapan bürokrat kalır, yapamayan gider, dedi, CHP'yi eleştirdi. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer biliyor ve inanıyorsan Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Yüreği varsa, bilgi ve görgüsü yetiyorsa tek bir numune isimden bahsetsin. CHP'ye bu sözlerle sert çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle devlet hayatında fiili hukuki uyumsuzluk ve uygunsuzluk devri sona ermiştir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik sahiplerle hareket eden cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır. CHP'nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişikliğine de değindi. CHP'nin art niyetli tavır sergilediğini söyledi. Hiçbir bürokrat imtiyazlı değildir. Görevini layıkıyla yapan kalır, yapamayan gider. Devletteki işleyiş budur, böyle olmalıdır. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanını siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. CHP'nin ganimet avına çıkması art niyetliliktir. Yunanistan seçimleri de Bahçeli'nin gündemindeydi. Seçimi kaybeden Tsipras layığını buldu, dedi. Son günlerde devamlı ülkemizi tehdit eden topal ördek Tsipras sandıkta layığını bulmuş
ve pılısını pırtısını toplayarak iktidardan göçüp gitmiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Merkez Bankası'ndaki görev değişimini değerlendirdi bugün grup toplantısında. İlk toplantıda faizi sıfırlayın, alkışlayacağım dedi. Kılıçdaroğlu meclis kürsüsünde konuştu az önce de söylediğimiz gibi ve gündeminde başka konular da vardı. ODTÜ'deki yurt tartışması ve mevsimlik orman işçileri gibi. Sorumlu Merkez Bankası Başkanı değildir. İlk toplantıda faizi sıfırlayın, vallahi de billahi de alkışlayacağım. Merkez Bankası Başkanlığındaki görev değişimine tepkisi böyle oldu. CHP lideri grup toplantısında konuştu. ODTÜ'deki yurt tartışması da gündemindeydi. Sayın rektöre sesleniyorum. Öğrencilerinizi dinleyiniz. Öğrencileriniz nitelikli öğrencilerdir. Öğrencileriniz benden ve senden daha iyi dünyayı sorgulayan çocuklarımızdır. Gençler heyecanlıdır. Gençler daha çabuk tepki verirler. Gençlere saygılı olmak, gençlerin taleplerini dikkate almak, yanlış varsa oturup gençlerle oturup konuşmak ve onlara anlatmak gerekiyor. Mevsimlik orman işçileri de CHP'nin grup toplantısındaydı. Kılıçdaroğlu işçilerin sözleşmelerinin 4 ay daha uzatılmasını istedi. 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Bunlar 9 ay 29 güne de çıkabiliyor. Yani 4 ay daha fazla çalışabiliyorlar. Yaz ayları olduğu için orman yangınları olduğunda acilen bunlar müdahale edecekler. Dolayısıyla geçici mevsimlik işçilere, orman işçilerine bu bağlamda ihtiyaç var. İYİ Parti ile HDP arasında seçim ittifakı polemiği sürüyor sayın seyirciler. HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan'ın koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz sözüne İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi bugün. Akşener, HDP seçmeni bizi desteklediyse HDP'ye kim oy verdi dedi. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? HDP Grup Başkan Vekilinin hesabı da işte böyle. HDP'ye Nasrettin Hoca fıkrasıyla cevap verdi. İYİ Parti ile HDP'nin seçim ittifakı polemiğinde söz sırası Meral Akşener'deydi. Akşener, Fatma Kurtalan'ın koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz sözüne tepki gösterdi. HDP Grup Başkan Vekili diyor ki, İYİ Parti'yi HDP oyları meclise sokmuş. HDP seçmeni bizi destekledi, bize oy verdi. HDP'ye kim oy verdi? Bu başarımızın birilerine ciro edilmesine müsaade etmeyiz. Meral Akşener grup toplantısında meclis kürsüsündeydi. İstanbul seçimlerinin ardından birlik ve beraberlik mesajını yineledi. Millet son sözü söyledi. Bizi birbirimize düşman etmeye çalışanlar gidecek. Düşmanlıklara son vereceğiz. Her insanımızı candan aziz bileceğiz. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Havaalanı'na giden turistleri taşımak için bekleyen Kıbrıslı Türklere ait otobüs ırkçı saldırının hedefi oldu. Rum bir grup turist otobüsüne önce taş attı, ardından yolculara sözlü saldırıda bulundu. Efendim, kamuda yaklaşık 200 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi bugün yapıldı. Hükümet 2019 yılı için %5 artı %4 zam teklifi sundu. Ayrıca brüt 3500 liranın altında ücret alan kamu işçisi için 60 lira zam önerdi. Türk İş teklifi yeterli bulmadı. Yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren süreçte sona yaklaşıldı. 2019-2020 dönemini kapsayan ücret zammının belirleneceği toplu iş sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay Başkanlığındaki Türk İş heyetini kabul etti. Bakan Selçuk, hükümetin teklifini sundu. Hükümet 2019'da ilk 6 ay için %5, ikinci 6 ay için ise %4 zam teklif etti. Ayrıca brüt 3500 liranın altındaki ücretler için 60 lira artış önerdi. 2020 yılında ise enflasyona bağlı artış yapılacak. Türk İş Başkanı Ergün Atalay teklifin kabul edilebilir bir tarafı yok dedi. Şimdi bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok.
ya masa başına imzalayacağız ya greve çıkmak mecburiyetinde. Türk İş'in şahsımın hiç kimsenin grevle ilgili yani ne bir arzusu var ne bir talebi var ama kanunlar çerçevesinde yasalar ne emrediyorsa sendikacılara onu yapmakla mükellefiz. Türk İş'in talebi brüt 300 liralık seyyanen zam yönündeydi. Ayrıca ilk 6 ay %15 artış, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda da enflasyon artı 3 puan refah payı talebinde bulunmuştu. Kurban Bayramı'na bir ay kala sayın seyirciler, besiciler de hazırlıklarını hızlandırdı. Peki fiyatlar nasıl olacak? En çok merak edilen soru bu. Bu arada tabii bu aralarda da kurbanını almak isteyenler, erken almak isteyenler var. Onlar nelere dikkat etmeli? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde. Ahırlarda hummalı bir çalışma var. Besiciler aylar süren yorucu mesailerinin sonuna yaklaştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala görüntüler Erzurum'dan. Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kaldı. Besiciler uzun ve zahmetli sürecin ardından kurbanlıklarını yaylalardan ve meralardan besihanelere indirdi. Fenli yemlerle, ot, mısır silacı bu gibi şeylerle hayvanlarımız besleniyor. Sadece sorun hayvanların sağlığı. Onlar da bakıcıları, hayvan sahipleri, veteriner hekimler tarafından sürekli kontrol edilmekte. Özenle bakılan kurbanlıkların satışına da başlandı. Büyük başlı hayvan fiyatları 3.500-4.000 TL'den başlayıp 16-17.000 liraya, 18.000 liraya kadar çıkmakta. Küçük baş hayvanlarda ise 1.250-1.300 TL'den başlayıp 2.000-2.500 liraya kadar çıkmakta. Aşı ve sağlık kontrollerinin ardından kurbanlıkların sevkiyatı yapılacak. Almanya Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'ne bomba ihbarı yapıldı. Genel merkez ve cami bu ihbardan sonra hemen boşaltıldı. Yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nin elektronik posta adresine bomba ihbarı içeren bir ileti gönderildi. Volksfront adlı aşırı sağcı bir örgütten gelen elektronik posta polise bildirildi. Polis güvenlik amacıyla Köln Merkez Camii'nin de içinde bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Külliyesi'ni tahliye etti. Bölge kordon altına alındı. Merkezin bulunduğu Ehrenfeld semtindeki caddelerde trafiğe kapatıldı. Bölgedeki tren ve tramvay seferleri durduruldu. Bomba ihbarının çeşitli camilere yapılan bir dizi saldırının ardından gelmesi Almanya'daki Müslümanların tepkisine neden oldu. Bu ihbar bu hafta içerisinde yaşadığımız birçok saldırı zincirinin şu anki bir nokta zirvesini teşkil ediyor. Geçtiğimiz haftada Kuzey Almanya'da Schleswig kentinde bir camimize saldırı yapılmış. Camimiz dağıtılmış, hatta Kur'an sayfaları yerlere atılmıştı. Genel merkez ve cami köpeklerle arandı. Olay üzerine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Barış Erciyes de külliyeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Camilere yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılması talebimizi de iletiyoruz. Tüm beklentimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmaması ve sorunların ortaya çıkarılması. Arama sonucunda ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Hollanda'nın Tilburg kentinde de Hollanda İslam Federasyonu'na bağlı Milli Görüş Tilburg Camii'ne saldırı yapıldı. Camı kırarak içeriye giren saldırganlar bazı eşyalara zarar verdi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Kıbrıslı Türklere ait bir turist otobüsü saldırıya uğradı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saldırıya tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum kesiminde Larnaka Havaalanı'na giden turistleri taşımak için bekleyen Kıbrıslı Türklere ait otobüs ırkçı saldırının hedefi oldu. Rum bir grup turist otobüsüne taş attı. Yolcular otobüse alınmaya başlayınca da sözlü saldırıda bulundular. Havaalanındaki güvenlik görevlileri saldırıya müdahale etmedi. Rum plakalı araçlar seyir halindeki turist otobüsüne yönelik tacizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır kapısına kadar sürdürdü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı saldırıyı yazılı açıklamayla kınadı, Rum yönetimine çağrıda bulundu.
yaşananları en şiddetli bir şekilde protesto eder, Rum yetkilileri insan hayatını dahi tehlikeye atmaktan çekinmeyen bu tarz ırkçı saldırılara karşı en kısa zamanda gerekli önlemleri almaya bir kez daha davet ederiz. Açıklamada bu tür saldırıların ilk kez olmadığına da dikkat çekildi. Sayın seyirciler, geçtiğimiz günlerde Libya'da Hafter güçleri tarafından 6 Türk denizci 2 gün boyunca alıkonulmuştu ve Türkiye'nin kararlı tutumu sonrası serbest bırakılmışlardı. İşte o denizciler gece saatlerinde yurda döndü. İstanbul Havalimanı'nda aileleri tarafından karşılandı denizciler, çok mutlulardı. Türk denizciler gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiler. Aileleriyle böyle kucaklaştılar. 6 Türk denizci Libya'nın doğusundaki Sidra'da bir gemide çalışırken Hafter güçleri tarafından alıkonuldu. Haberin duyulmasından sonra Türkiye harekete geçti. Gerekli tedbirlerimiz alınmıştır. Bundan sonra çok daha farklı bir şekilde bu tedbirleri de alırız. Türk vatandaşlarının serbest bırakılmaması halinde Hafter güçlerinin açık hedef olacağı belirtildi. Eğer vatandaşlarımız bırakılmazsa Hafter ve birimleri meşru hedefimiz olacaktır. Türkiye'nin kararlı tutumu kısa sürede sonuç verdi. 6 Türk denizci alıkonulduktan 2 gün sonra 1 Temmuz'da serbest bırakıldı. Türk denizcileri taşıyan uçak gece geç saatlerde İstanbul Havalimanı'na indi. Aileleri tarafından karşılanan denizciler mutluydu. Denizciler başlarından geçenleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanına teşekkür etti. Bulunduğumuz kampa Hafter'in askerleri tarafından baskın yapılıyordu. Telefonlarımız alınıyordu. Telefonlarımız kontrol ediyordu. Hani mesajlarımız falan WhatsApp'tan. Kimlerle görüştüğümüz falan kontrol ediyor tabii. İletişim kurdum kendileriyle. Ailemle işte iyi olduğumu sürekli direttim, söyledim. Zaten iyiydik. Yani başımızdan bir tür olaylar geçti. O olayları yansıtmamaya çalıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız yanımızda oldu. Buraya sapasalim gelmemizde vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'dan, Dışişleri Bakanlığımızdan, Trablusgarp Büyükelçimizden çok çok teşekkür ediyoruz. 6 Türk denizci havalimanından memleketlerine hareket etti. İsrail Gazze'ye yönelik kuşatmasını derinleştiriyor sayın seyirciler. Havadan, karadan, denizden abluka altına aldığı bölgede 2016'da başlattığı duvar inşasını yerin altında da sürdürüyor artık. İsrail ordusu duvar inşasına gerekçe olarak da Filistin direniş gruplarına ait tünelleri gösteriyor. 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze şeridinde İsrail baskısı devam ediyor. 2006'dan bu yana İsrail kara, hava ve deniz ablukasını sürdürüyor. Bir de 2016 yılında duvar inşasına başladı. Gazze şeridini kuşatacak duvar inşasını sürdüren İsrail ordusu duvarın yapımı sırasında bir tünel güzergahının ortaya çıkarıldığını belirtti. Yapılan açıklamada duvar inşaatı yakınındaki tünel güzergahının Filistinli direniş gruplarına ait olduğu iddia edildi. İsrail ordusu inşaya gerekçe olarak Filistin direniş gruplarına ait tünelleri gösteriyor. Büyük kısmı yerin altında örülen duvar Gazze şeridinin tamamını kuşatacak. Duvarın maliyetinin 1 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. 1994'te ve 2005'te de sınıra tel örgü çekmekle yetinmeyen İsrail, duvarın tünellerle mücadele için üçüncü sistem olacağını söylüyor. Doğu illerini Temmuz ortasında yağış vurdu. Kars ve Van'da sağanak yağışın ardından oluşan sel maddi hasara neden oldu. Bingöl'de göçerlerin bulunduğu yaylada dev hortum oluştu. Erzincan'da ise kar yağdı. Terörle mücadele operasyonları hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta saldırı planı yapan teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi. Hakkari'de ise
Terörist saldırısında maalesef iki askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Ateş! Akurka pençe harekatı sürerken koordineli olarak Irak'ın kuzeyine de operasyonlar devam ediyor. Aftanin ve Metina bölgesinde bir grup terörist belirlendi. Savaş uçakları o bölgeyi ateş altına aldı. Üç terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Yurt içinde de terörle mücadele hız kesmiyor. Güvenlik güçleri Şırnak'ın Cizre ilçesinde operasyondaydı. Araziye gömülü patlayıcıların PKK işbirlikçileri tarafından teröristlere götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarma ekipleri Kebeli köyü kırsalını didik didik aradı. Toprağa gömülü 15 kilogram patlayıcı, 7 elektrikli fünye ve 12 uzaktan kumanda ele geçirildi. Patlayıcıların üst düzey devlet görevlilerine ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için hazırlandığı tespit edildi. Kars'ın Kazman ilçesinde de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait 10 sığınak imha edildi. Operasyonlar devam ederken Hakkari'den üzücü bir haber geldi. Hakkari'deki üst bölgesine giden bir askeri araca teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden saldırı düzenlendi. İki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Şehitler için Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayı'nda tören düzenlendi. Şehitlerin naaşları törenin ardından memleketlerine gönderildi. Suriye'de rejim karşıtı askeri gruplar Türkmen Dağ bölgesine operasyon başlattı. Rejime ait stratejik tepelere düzenlenen operasyonda bazı mevziler ele geçirildi. Rejime ait savaş uçakları ise yine İdlib'e saldırdı. Biri çocuk, dört sivil yaşamını yitirdi. Suriye'deki askeri muhalif gruplar İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarında kalan Türkmen Dağ bölgesinde Esed rejiminin ele geçirdiği stratejik noktaları geri almak için operasyon başlattı. Düzenlenen saldırıda çok sayıda rejim askeri öldürüldü. Stratejik Burçel Zahiye Tepesi ile 15 küçük tepe ele geçirildi. Operasyonda iki tank imha edildi. Çok sayıda rejim askeri rehin alındı. Rejimin top saldırıları sırasında dağlık alandaki ormanda yangın meydana geldi. Ekipler yangının Türkiye tarafında sıçramaması için önlem aldı. Esed rejimine ait savaş uçakları da İdlib'de Deir Şarki köyünde sivillerin sığındığı bir kampa saldırı düzenledi. Biri çocuk, dört sivil yaşamını yitirdi ve çok sayıda sivil yaralandı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti sayın seyirciler. Bu süreçte örgütle yurt içi ve dışında kapsamlı bir mücadele yürütüldü. Yurt içindeki yapılanması çökertilen örgüte yurt dışından da büyük darbeler, yurt dışında da darbeler vuruldu. İşte Türkiye'nin son 3 yılda FETÖ'yle mücadele yol haritası. Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir. Operasyonlar, tek tek karara bağlanan davalar, çözülen şifreler, deşifre edilen kriptolar. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele 3 yılda devletin temel önceliklerinden biri haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında kapsamlı bir mücadele yürütüldü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt içindeki mücadele 4 ana başlık altında yapıldı. Darbe girişimine karışanlar daha o gece yakalanmaya başlandı. Sözde yurt konseyi üyelerinin adalet önünde hesap vermesi sağlandı. Örgütün şifreli programı Baylok'un ortaya çıkarılması, ankesörlü haberleşme taktiğinin deşifre edilmesi. Bunlar kripto isimlerin tespitinde önemli rol oynadı. Kamu kurumlarındaki paralel devlet yapılanması deşifre edildi ve çökertildi.
eğitim, medya ve bankacılık başta olmak üzere sosyal hayattaki tüm FETÖ yapılanmaları ortadan kaldırıldı. Dini duyguları sömürerek himmet ve bağış adı altında örgüte mali kaynak sağlayan yöntemler sona erdirildi. FETÖ ile yurt dışında da kapsamlı bir mücadele yürütülüyor. Kendini masum bir yapılanma gibi lanse eden örgütün gerçek yüzü ilgili ülkelere anlatıldı. Diğer taraftan da örgütün hareket alanı daraltıldı. Yurt içinden para aktarımının önüne geçildi. Yurt dışındaki FETÖ okulları tek tek tespit edildi. 18 ülkedeki okullar Maarif Vakfı'na devredildi. Bu süreçte örgütün sözde üst düzey yöneticileri de yakından takip edildi. 20'den fazla ülkeden 110'u aşkın FETÖ'cünün Türkiye'ye iadesi sağlandı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Asya Parlamenterler Asamblesi ve Pakistan gibi yapıların FETÖ'yü terör örgütü olarak tanıması sağlandı. Örgütün küresel ölçekte baskı altına alınması sonuç verdi. Afrika ülkeleri başta olmak üzere faaliyet gösterilen birçok ülkeden kaçışlar gözlendi. FETÖ ile etkin mücadele bundan sonra da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Ankara ve İstanbul'daki törenlere katılacak. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün açılışında halka hitap edecek. İstanbul'da hem Atatürk Havalimanı'ndaki anma törenine hem de Şehitler Köprüsü'ndeki müzenin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde hem Ankara hem de İstanbul'daki törenlere katılacak. Nasıl mücadele edileceğini gösterdiler. Ankara'daki ilk tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Erdoğan darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törende binlerce Ankaralı'ya seslenecek. Cumhurbaşkanı ve beraberindekiler daha sonra Millet Camii'ndeki Mevlide ve Gazi Meclis'teki törene katılacak. Yaşadıklarımızdan ders çıkartarak, muhasebe ve murakabemizi yaparak bir daha böyle acı hadiseler yaşamamak için gereken her türlü önlemi almayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki adresi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olacak. 15 Temmuz gecesi hainlerin hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yeniden yapılan binasının açılışını yapacak. Erdoğan bu programın ardından İstanbul'a geçecek. Darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap edecek. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açacak. Efendim yurt genelinde kavurucu sıcaklar, doğudaki bazı illerde ise yağışlar etkili oldu. Bingöl'de göçerlerin bulunduğu yaylada dev hortum oluştu. Şu arkada gördüğünüz hortum sayın seyirciler. Erzincan'da ise kar yağdı. Kars ve Van'da sağanağın ardından meydana gelen sel hasara neden oldu. Bingöl'de çıkan dev hortum cep telefonu kameralarına yansıdı. Karlova ilçesindeki 3000 rakımlı Zoravan yaylasında göçerlerin bulunduğu bölgede aniden oluştu hortum. Dev hortumun çadırların bulunduğu bölgeye ulaşmaması olası facianın önüne geçti. Rize'nin Fındıklı ilçesi açıklarında da denizde oluşan hortum böyle görüntülendi. Hortum bir süre sonra gözden kayboldu. Yaz aylarında özellikle batı illerinde sıcaklar etkisini gösteriyor. Ancak Doğu Anadolu'da bazı bölgelerde yağışlar etkili oldu. Kars'ın Digori ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel sonucu Koca Köyü'nde 6 evde hasar meydana geldi. Bir saat içinde her şey oldu bitti. Bir anda yağmur yağdı. Yağmurla beraber dolu zaten yağıyordu. Çatılarımızı bile o dolu deldi yani. Damdan su akmaya başladı çatı olmasına rağmen. Bir anda sel geldi ve hiçbir şekilde yetişemedik yani. Bölgedeki bazı tarla ve bahçelerde zarar gördü. Van'da sağanak yağış Çaldıran ilçesinde etkili oldu. Yenikaya ve Zülfü Bulak mahallelerinde su baskınları yaşandı. Mahallelerdeki birçok ev ve ahır hasar gördü. Erzincan'da ise kar yağdı.
Keşiş Dağları'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü. Efendim, bu arada meteorolojinin önemli uyarıları var. Özellikle Marmara bölgesi için şiddetli yağış uyarısı. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yarından itibaren Trakya, ardından da İstanbul ve tüm Marmara bölgesini etkisi altına alacak. İşte bu bölgede yaşayanlar ve özellikle İstanbullular için önemli bir uyarı. Lütfen buna göre giyinin, dikkatli bir şekilde dışarıya çıkın. Efendim, tabii sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok noktasında aşırı yağışlar var. Bakın, işte Rusya'da aşırı yağışlar yüzünden seller oluştu. 23 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi Rusya'da kayboldu. Çin'in güneyinden bu görüntülerde. Yağışların etkisiyle Çin'de de nehirler taştı. Köyler su altında kaldı. Rusya'nın Irkutsk bölgesinde günlerdir yağış devam ediyor. Yağışlar sonucu oluşan felaketlerde 23 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise kayboldu. Bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile acil durum ilan edildi. Çin'in güneyinde ise şiddetli yağışlar ay başından bu yana sürüyor. Fujian eyaletinde bazı yerlerde su yüksekliği 2 metreye ulaştı. Nehirler taştı, evler suya gömüldü. Bazı kasaba ve köylerde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı. Selde 200'den fazla evin ve 20 köprünün hasar gördüğü bildirildi. Son iki günde yaşanan yağışlardan 13 bin kişi etkilendi. Efendim, işte Rusya'dan, Çin'den görüntüler ekranlarınıza getirdik. Aşırı yağışlar var dedik. Dünyanın birçok noktasında da trafik kazaları ya da kazalar diyelim genel anlamda var. Bakın, onlardan bazı bölümler. İtalya'da dev bir yolcu gemisi kontrolden çıktı. Kıl payı limanı teğet geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise yolun çökmesiyle bu çukur oluştu ve inanılmaz gerçekten. Bakın, oluşan çukura bir araç düştü. Sadece uç kısmı, kaporta kısmı görünüyor. Rusya'ya geçelim. Motosiklet alev aldı. Rusya'da ise sürücüsü ağır yaralandı. Çin'de de bir kamyon sürücüsü fren yerine gaza bastı, tramvaya çarptı. İtalya'nın turistik kenti Venedik'te büyük bir yolcu gemisi kötü hava koşulları nedeniyle kontrolden çıktı, sürüklenmeye başladı. Kıyıya doğru yanaşan dev gemi limanı son anda teğet geçti. 12 katlı yolcu gemisinin sürüklenme anı saniye saniye kaydedildi. Venedikliler son zamanlarda sıkça tekrar eden gemi kazaları nedeniyle tepkili. Yolcu gemilerine yeni rota düzenlenmesini istiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde ise aşırı yağışlar nedeniyle yolun altından geçen boru patladı. Yol çöktü. Oluşan çukur o sırada yolun üzerinde bulunan otomobili böyle yuttu. Ulaştırma Bakanlığı yolun birkaç gün kapalı kalacağını duyurdu. Rusya'da motosiklet otomobile çarptı. Motosiklet alev alev yandı. O anlar kameralara yansıdı. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken alev alan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çin'de kamyon sürücüsü fren yerine gaza bastı, tramvaya çarptı. Işıklardan sola dönüyordu. Fren yerine gaza basınca araç yoldan çıktı. Tramvay yoluna girdi, tramvaya çarptı. Kazada hasar oluştu. Rusya'daki bir cezaevinin görevlileri mahkumların cep telefonu kullandığını fark etti. Araştırma başlatıldı. Mahkumların cezaevine telefon sokmak için kullandığı yöntem nasıl ortaya çıkarıldı? Sayın seyirciler, günlerdir konuştuğumuz, çok tepki duyduğumuz, öfke duyduğumuz o haber. Yeni gelişmeler var. İstanbul Pendik'te hatırlayacaksınız. Hamile bir kadının da eşiyle birlikte içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla tutuklanmışlardı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, iki saldırgan. İşte bu iki saldırgan hakkında kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma, mala zarar verme ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle
iddianame düzenlendi sayın seyirciler. Trafikte bir yol verme kavgasından çıkmıştı, tartışmasından çıkmıştı ve içinde hamile bir kadın varken tüm uyarılara rağmen bu iki kardeş aynaları kırmıştı, kaportaya çıkmıştı, camı tekmelemişti. Yani kapıların açılması durumunda bu kişilere ulaşmaları durumunda neler yapabileceklerini, nasıl gözlerinin dönmüş olduğunu o görüntülerde çok net ekranlara getirmiştik sayın seyirciler ve tüm Türkiye'de infiale yol açmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yine tepki duymuştu bu yaşananlara. Bütün bunları ekranlarınıza getirmiştik. İşte yeni bilgi bu iki kardeş hakkında istenen suçlardan bahsediyoruz sayın seyirciler. Üç ayrı suçtan trafik magandalarına 20 yıl hapis istendi. Bütün detayları ekranlarınıza getirdik. Yeni bilgi, yeni bir gelişme var. Trafik magandalarına iki kardeşe 3 ayrı suçtan 20 yıl hapis istendi. Efendim maalesef işte şiddet haberleri bitmiyor. Öfke kontrolüyle ilgili görüntüler maalesef bitmiyor. Bütün tepkilere rağmen neden bu kadar birbirimize anlayışsız olduk, empati yoksunu olduk, vicdan yoksunu olduk diye soruyoruz günlerdir. Bakın bir olay daha yaşandı. Pendik'teki olaydan sonra yine İstanbul'da, Kadıköy'de bu defa taksisine çarpılmasına tepki gösteren sürücü araçtan inen 3 kişi tarafından darp edildi. Kafasında şişe kırıldı ve esnaf neyse ki imdadına yetişti de saldırganlardan güçlükle kurtardı. Arabasına çarptılar. Tepki gösterince de kafasında şişe kırdılar. İstanbul Kadıköy'de 3 kişi taksiciye dehşeti yaşattı. İddiaya göre otomobil sürücüsü taksinin yanından sürterek geçti. Taksi şoförü de aracın önüne geçip içindekilere tepki gösterdi. Aracın içinden 3 kişi indi. Ellerinde şişeler vardı. Taksi sürücüsünü darp etmeye başladılar. Hatta birkaç defa şişelerle sürücünün kafasına vurdular. Saldırganlar taksiye de zarar vermeye çalıştı. Taksicinin kafası yarıldı işte. Bayağı bir üstü başı parçalandı. Adam bayağı bir dayak yedi yani. Taksi sürücüsünü araya giren esnaf kurtardı. İstanbul'da ses ve gürültü denetimleri sürüyor. Boğaz'daki gezi tekneleri ve eğlence mekanlarından yükselen müzik sesleri denetlendi. Gürültü limitlerinin aşılması durumunda 36.095 lira ceza kesiliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir tekne İstanbul Boğazı'na açıldı. Teknede ses denetimi yapacak yetkililerle donanım vardı. İstanbul'da özellikle yaz aylarında artan ses ve gürültü ilenleri titizlikle denetleniyor. Bu denetimlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Denetimlerimiz bu maksatla devam edecektir. Bu sebeple canlı müzik yayını yapan tesis ve işletmelerin gürültü seviyelerini yönetmeliğin öngördüğü sınırlara getirmeleri gerekmektedir. İstanbul Boğazı'ndaki denetimlerden İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü sorumlu. Burada 22'den sonra olması gereken ses desibel miktarını kontrol edeceğiz. Aşanlara tabii cezai müeyyidelerin uygulanması söz konusu. Ses desibel miktarı gece 22'den sonra 55, gündüz 70. Bu sınırları aşmamak gerekiyor. 22'den önce de 63 desibeli geçmemek gerekiyor. 36.095 lira cezai müeyyide uygulamak durumunda kalıyoruz. Boğaz hattı dışında karadaki denetimler ise Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerin denetiminde. İstanbul Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesindeyiz. Yanımızda da İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden uzman ekipler var. Boğaz'da ses ve gürültü denetimi yapıyorlar. Ses limitlerini aşanlara 36.095 lira ceza kesiliyor. Efendim, şimdi çok güzel bir hikayeden bahsedeceğiz sizlere. Annesi, bu gördüğünüz işte polis bez bebeği artık çok oynadığı için kirlenmiş, temizlensin diye makineye atmış. Ama makineye atılınca işte ağzı, yüzü, gözü silinmiş. Şekli bozulan bez bebeğini gören Yusuf da çok üzülmüş. Bebeğin benzerini aile bulamayınca İstanbul Emniyetinden yardım istemiş efendim ve bu talebe kayıtsız kalınmadı. Bakın neler yaşandı. Yusuf'un ilk oyuncağıydı. Adı Hasan'dı.
polis üniformalı bebeğini yanından hiç ayırmıyordu. Ne olduysa biraz kirlenince oldu. Kirlenince ben Yusuf'tan habersiz onu çamaşır makinesine attım. Çıkarttığımda bir baktım gözleri silinmiş. Yusuf'a hiç söylemedim. Fark ettim ben ama Yusuf fark etmedi. Gece aldı eline bir baktı gözleri yok. Başladı ağlamaya. Hasan'ım kör olmuş, Hasan'ımın gözleri silinmiş. Anne ve baba Yusuf'un üzüldüğünü görünce önce bez bebeği tamir etmeyi denedi. Kabul etmedi bebeği o şekilde. Biz kendisine göz çizdik bebeğin. Onu da kabul etmedi. Dedik ki göz yapıştıralım, onu da kabul etmedi. Polis üniformalı bebeğin benzerinin alınmasına karar verildi. Ancak hiçbir yerde bulunamadı. Bunun üzerine yetkililerden yardım istenmeye karar verildi. Aklıma bir mail atmak geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı basın iletişim büroya bir mail atayım dedim. Bir mail attım oraya. İki gün içerisinde bana geri dönüş yaptılar. Dediler ki mailinizi aldık. Biz Yusuf o bebeği bulacağız. Geri getireceğiz dediler. İstanbul Emniyeti toplum destekli polis ekipleri harekete geçti. O bez bebek bulundu. Yusuf'a teslim edildi. O şekilde kullanabilirsin. Yusuf iki bebeğini de şimdi yanından ayırmıyor. Polis amcalarıma çok teşekkür edelim. Bir çocuğu sevindirmek bu kadar basit. Efendim devam ediyoruz bültenimize. Öğrencisine düşük not verdiği iddiasıyla hakkında dava açılan Profesör Doktor Nurdağan Rigel görevi kötüye kullanmak suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünde okuyan bir öğrenci vize ve final sınavlarından düşük not aldığını iddia ederek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme Rigel'i 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme iyi hal indirimiyle cezayı 5 aya düşürdü ve 5 yıl süreyle erteledi. Efendim Rusya'da mahkumlar cezaevine telefon sokmak için ilginç bir yola başvurdu. Şimdi İHA'lar, insansız hava araçları, işte fotoğraf çekiminden başka bir organ taşımaya kadar, nakline kadar birçok farklı alanda kullanılıyor. Bakın işte bu cezaevine cep telefonu sokmak için insansız hava aracıyla havadan taşımaya çalışmış mahkumlar. Ancak bu sıra dışı yöntem cezaevi güvenliğine takılmış. İnsansız hava aracı bir poşet taşıyor. Alçaldığında bir el uzanıp poşeti alıyor. Mahkumlar işte bu yöntemle cezaevine cep telefonu sokuyor. Rusya'da bir cezaevinin görevlileri mahkumların cep telefonu kullandığını fark etti. Araştırma başlatıldı. Ucuna poşet bağlanmış insansız hava aracı güvenlik kamerasına yakalandı. Mahkumlar insansız hava aracından poşeti işte böyle aldı. Yetkililer insansız hava aracına sinyal bozucu kullanarak etkisiz hale getirdi. Poşette 4 cep telefonu ele geçirildi. Cezaevine cep telefonunu kimin gönderdiği ise tespit edilemedi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ve bu haberle birlikte bu akşam da ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Yarın akşam tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.